Sevgili kardeşlerim, kız kardeşlerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Van'ın bu güzel Ahtamar adasından, bu tarihi Subhaç kilisemizden, 1100 yıldır bu adada bir anıt kilise olarak duruyor ve her yaklaşana ve her içine girene sırlar fısıldıyor. Biz de bu sene pandeminin, COVID-19'un belasına rağmen gelmek istedik ve geleneğimizi bozmak istemedik. Tam tersine bu yıl çok daha anlamlı olacağını düşündük. Bu kilisede yapacağımız duanın ve ayinin ve onun için bizim Haç bayramımızdan bir hafta öncesinde geldiğimiz gibi bu yıl da İstanbul'dan küçük bir grupla geldik ve ayinimizi gerçekleştiriyoruz. Gönlümüz huzurla dolu, mutluyuz. Gerçekten bizim için İstanbul'dan bu uzak yere gelmek ve burada kendi kendimizi evimizde bulmak. Gerçekten vatanın her köşesi hepimizin memleketi, hepimizin yuvası, hepimizin içinde kendimiz olarak hissettiğimiz bir yer. Biz de böyle her sene Van'a hac ziyaretinde bulunduğumuzda kendimizi evimizde hissediyoruz. Bunu esnaftan hissediyoruz. Bunu halktan hissediyoruz. Özellikle bizim her türlü güvenliğimizi ve konforumuzu sağlayan devlet görevlilerinden hissediyoruz. Öyle ki ben hepsine Sayın Valimiz Mehmet Emin Bilmez şahsında teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten biz burada bu mabedin her geçen yıl geldiğimizde daha da güzelleştiğini, adanın daha da müreffeh hale geldiğini görmekle mutluluk duyuyoruz. Bu yıl belki istisna pandemiden dolayı ama geçmiş yıllarda Doğu Anadolu'nun turizm merkezine dönüşüyordu Van ve halen öyle ve Van ilimizde de Van Gölü bu turizmin mavi gözü. Ve Van Gölü'nde Ahtamar Adası ve bu kilise de o mavi gözün göz bebeği. Öyle ki gerekli ilginin gösterildiğini görüyoruz ve bundan memnunuz. Bu kilise bugünkü haline Kültür Bakanlığı'nın özel ihtimamı ve bakımlarıyla bu hale geldi. Hem bir müze olarak ve hem de bir ibadethane olarak kullanılıyor. Öyle ki Kültür Bakanımız aramızda değil, gelmeyi çok istiyorlardı. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu adayla ve bu kiliseye gösterilen özel ilgiden dolayı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Bakanımız gelemediler ama Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Burhan Ersoy'u gönderdiler. Kendilerine de teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Elbette mabetler çok önemli. Gerçi zamanlar değişti. İnsanlar artık mimari yeteneklerini, güçlerini başka yapılar üstünde gösteriyorlar. Ama eski zamanlarda insanlar medeniyeti mabetleriyle ve mezarlıklarıyla ölçerlerdi. Onun için bütün hünerlerini, bütün medeniyet değerlerini, bütün teknolojilerini, mabetlerini kurmak için gösterirlerdi. Çünkü o bir şekilde uygarlaşmanın ölçütüydü. Öyle ki zamanın kralı Gagik ve onun mimar başısı Manuel bu mabedi Ermeni halkının o zamana kadar eriştiği
medeniyet seviyesinin bir yansıması olarak kurdular. Tarihe bir insanlık mirası olarak bıraktılar ve bugüne kadar geldi. Eski mabetler kendi içlerinde özel bir sırrı barındırıyorlar. Niçin insanlar eski mabetlere gidip orada özellikle dua etmek istiyorlar? Çünkü insanın kalbinde her şey sözle anlatılabilir değil. Eski bir mabede girdiğinizde sözü aşan bir şey size dokunur. Oradaki yaşanmışlıklar, o mabedin duvarlarına sinmiş dualar ve aynı zamanda o tarihin insan ruhunda yarattığı etki. Eski mabetlerin bize öğreteceği hep bir şeyler var. Bir anekdot geldi aklıma. Bir din alimi öğrencisiyle birlikte eski bir mabede girerler ve büyük bir sütunun önünde dururlar. Alim uzun uzun seyrettikten sonra sütunu öğrencisine döner. Bu sütuna sor bakalım, nasıl bu kadar bin yıldır ayakta kalmış? Başarısının sırrı nedir? Öğrenci şaşırmış, demiş, sütun bana konuşur mu? Sormadın ki, bir sor, belki konuşur. Ve dışarı çıkar alim, öğrenci bir müddet sütunun önünde kalır, tefekküre dalar, sonra dışarıya çıkar. Hocasına der ki, sütun bana üç şey söyledi, başarısının sırrını açtı. Birincisi, dedi ki, ben sağlam kaya üstüne kurulmuşum, sarsılmam. İkincisi, bak bana, ben dost doğruyum, bende hiçbir eğrilik yok. Üçüncüsü, ben üstümde neler taşıdığımın farkındayım. Ben yıkılırsam benimle beraber nelerin yıkılacağını çok iyi biliyorum. Der hoca, senin aldığın ders ne? Her insan hakikat kayası üstüne kurmalı hayatını. Tanrı'nın sözleri üstüne kurmalı. Zamanın gelip geçici kumları değil, gerçekten hakikat üstüne, hak ve hakikat üstüne temellenmeli. Ve insan dost doğru olmalı. Tanrı yasasına uygun yaşamalı. Ne insanlar ne Tanrı onda hatalar görmemeli. Üçüncüsü de her insan sorumluluğunun farkına varmalı. Kendisi düştüğünde kendisiyle beraber düşecek diğer insanları fark etmeli. Gerçekten bu mabette bize anlatacak pek çok şeyi var. Onun taşları, freskleri, resimleri, onların içinde sırlar gizli. Onun için sormak lazım. Onun için belki sakin bir günde gelmek lazım. Zaman geçirmek lazım her bir köşesinde. Tanrı nasip etsin bize, her yıl tekrar gelelim biz ve ibadetimizi yerine getirelim. Biz mutlu bir ülkede yaşıyoruz. O anlamdaki herkes kendi inancını, kendi dinini özgürlüğü içinde yaşıyor. İşte bizim ibadethanelerimiz açık. Türkiye'de 36 Ermeni kilisesiyle biz halkımıza hizmet veriyoruz. Ve bundan dolayı da devletimize müteşekkiriz. Mutlu ülkelerin en önemli özelliği ibadet özgürlüğüdür. Ve Türkiye dindarlaşıyor. Bazıları bundan kaygılı, bazıları mutlu. Bu dindarlaşma, eğer herkesin dinsel hayatını yaşaması konusunda özgürlük ve genişlik getiriyorsa, elbette ki doğru bir şeydir. Teşvik edilmesi gereken bir şeydir. Din, bazılarına göre halkların afyonudur, uyuşturur. Ama bizim için din tam tersine zihin açıcıdır.
Din uyandırın, uyandırıcıdır. Bir düşünün, bu mabede kim gelirse gelsin, hangi dinden olursa olsun, 1000 senelik olduğunu öğrendikten sonra bu mabedin kendi ölümlülüğünün farkına varır. Zamanı nasıl gelip geçtiğini fark eder. Kendisinin de aslında bir kelebekten, bir böcekten, bir kuştan daha değerli olmadığını anlar tarihin önünde. Alçak gönüllülük gelir üstüne. Hayatın anlamını sorgular. Ve bu insanlığa hiç de küçük bir hizmet değildir. Çünkü uygarlığın gelişmesi, teknolojinin gelişmesi hepimizi uyutmaya yönelik aslında. Hepimizi bireyselleştirmek ve eğlence dünyasının içine hapsetmek ve paraya kul etmek ve onun döngüleri içinde kendimizi yitirmek üzerine endekslenmiş bir uygarlığın akıntısına kapılmışız biz. Bunu durduracak olan şey, frene basacak olan şey, başımızı gökyüzüne, yıldızlara çevirecek olan şey dinlerimiz, inancımızdır. Onun için bizim için önemli olan şey inançlarımızı özgürce yaşamamız ve başkalarının da inançlarını özgürce yaşamalarına izin vermemizdir. Bırakalım başkalarının dinlerini, mezheplerini, onları cehenneme göndermekten vazgeçelim. Kendi dinimizin cennetine erişmeye çalışalım. Mümkünse bu dünyada cennet köşeler kuralım başkaları için. Bunu yaptığımızda o zaman gerçekten dinlerimiz bizim için ve dünya için hayır vesilelerine dönecektir. Sevgili kardeşlerim, biz geldik, hac ziyaretimizi gerçekleştirdik, duamızı ettik, ölmüşlerimizi hayırla yad ettik ve bugün İstanbul'a tekrar döneceğiz. Bu mabet yine burada kalacak. Bizden sonra da hizmetini sürdürecek. Bizden sonra da diyecekleri var bu mabedin bütün insanlığa. Öyle ki Van yöresi böyle pek çok mabetle dolu. Aslında bütün Anadolu öyle, tarihi eserlerle. Ve o anlamda Kültür Bakanlığımıza büyük iş düşüyor. Hem bu ülkemiz için hem de insanlık için onları kazandırmak, onları bir insanlık mirası olarak insanlığa geri döndürmek gibi gerçekten ulvi ve büyük bir görevi üstlenmiş bulunuyorlar. Elbette ki bunlar ucuz şeyler değil. En kolay şey yıkmak. Ve maalesef bu toprakların laneti eski eserlerle ilgili herkes kolay zengin olma peşinde hazine arıyorlar. Köstebek yuvasına çeviriyorlar bütün tarihi eserleri. Altın arama peşindeler ve binlerce yılın mirası çöküyor. Gerçekten bizi dinlerler mi onlar, ulaşır mı onlara bilmiyoruz. Ama tarihi eserlerin altında değil hazine, üstünde. Gerçekten onlar dünyanın her tarafından insanlar çekiyorlar, turizmi canlandırıyorlar. Bir tanıklık olarak önümüzde duruyorlar. Asıl zenginlik odur. Ülkeleri zenginleştiren odur. Öyle ki bizim duamız ve temennimiz o ki bu ülkedeki tarihi eserler daha iyi korunsunlar ve gelecek nesillere miras olarak bırakma becerisine erişelim. Tanrı hepinizi kutsasın. Dualarım ve esenliğim bu adadan ve bu kiliseden sizlere varsın, esenlik ve huzur getirsin. Bu salgın günlerinde yürekleriniz cesaretle ve Tanrı ruhuyla dolsun. Amin.